Gerçekten de hani bu yeraltı örgütlerinin, organize suç şebekelerinin İtalya'daki gibi bir temiz eller operasyonuyla, bir ciddi savcılık araştırmasıyla, ciddi bir polis ekibiyle sonlandırılması gerekiyor. Bu yapılabilir mi Türkiye'de? O konuda biraz tereddüt var tabii. Eksikler var. Evet. Arkadaşlar, Sezgin Tan Okulu hazır mı? Hazırsa tekrar bir bağlayalım Sezgin Tan Okulu'nu sevgili yönetmen arkadaşım. Evet. Sayın Tan Okulu merhaba. Güzel bizi isteyenlere iyi bayramlar diliyorum. Emin Bey selamlar. Merhaba. Sağ olun, teşekkür ederim. Emin Özgün'ün biliyorsunuz parlamentoda Susurluğun kitabını yazan Fikri Sağlar'la birlikte önemli bir isim. Karanlık ilişkileri ortaya çıkaran bir dönemdi. Aslında Sayın Tanrıkul, o dönemde siz de çok etkin bir hukukçuydunuz. Özellikle Hendek, Adapazarı, Düzce üçgeni içinde öldürülen Kürt iş adamları vardı. Ve yine bunların infaz emrini veren isimler vardı. Polisler, emniyet müdürleri, valiler, hatta İçişleri Bakanları iddia altında tutuluyorlardı. Yani bu infaz emrini verdiğiyle ilgili. Hatta bu olaylarla ilgili uzun bir dönem Sayın Mehmet Ağar da sorumlu tutuldu iddia anlamında. Nedir bugün gördüğünüz tablo? Susurluk döneminden bu yana Türkiye kötü anlamda ne kadar mesafe kat etti? Yani şu anda çok berbat bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye hukuktan uzaklaştığı ölçüde sonuçta suç örgütlerine teslim olur. Bu suç örgütleri hükümetin özellikle adaletten uzaklaştığı dönemlerde ortaya çıkarlar ve tabir yerinde ise de kendilerinden durumdan vazife çıkartırlar, devletin yerine geçerler, işte infaz ederler, racon keserler, bunu yaparlar. Yani 90'lı yıllarda tabii ki suç örgütleri her zaman vardı. Suç örgütleri zaten yani siyasetin koruması, yargının koruması olmasa yaşayamazlar. Şu anda hem siyasetin koruması içerisindeler hem de yargının koruması içerisindeler. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi yönelim olarak suç örgütlerine muhtaç bir rejimi inşa ediyor şu anda. Onun peşinde. Dolayısıyla iç içe geçmiş ilişkiler var. Yoksa yani İçişleri Bakanlığı yapmış, Adalet Bakanlığı yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış. Ondan sonra bir dönem bir siyasi partinin Türkiye yani genel başkanlığı yapmış ve Türkiye'yi yönetme iddiası olan bir siyasetçi, bir şahsiyet Sayın Mehmet Ağar yani bu kadar iddiasından sonra gidip Marina yöneticiliği yapar mı? Ve Marina yöneticiliğini de şu gerekçe oturtur mu? Yani biz burada olmasak buraya mafya çökerdi. Ne demek bu? Yani demek ki devlet yok, hukuk yok. Biz onun yerine geçtik, derin devlet olarak yerine geçtik. Burayı biz kendimiz el koyduk buraya. Dolayısıyla yani işte devlet olmadığı için, hukuk olmadığı için biz buradayız demeye getiriyor. Ve suç örgütü liderliğine de fotoğraf vermekten, o fotoğrafın servis edilmesinden de rahatsızlık duymuyor. Dünkü konuşmasında da yani o fotoğraf fotoğraftır diyor yani sonuçta bizi bilen bilir diyor. Ya da işte ben Amerika'ya gittim işte cemaat lideriyle görüştüm. Devlet biliyor diyor. Ama hangi devlet? Kim? Devlet dediğiniz soyut bir kavram. Yani gittim görüştüm diyen tüm hapiste. Tüm hapiste. Yani nasıl bir iş adamını alırsınız götürürsünüz görüşürsünüz ve devlete ben bilgi verdim devlet biliyor diyor. Bakın bu özgüven Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimindeki devletin çöktüğünün göstergesidir aynı zamanda. Bu özgüven. Şimdi Sayın Ağar işte ben işte şeyim yok, dokunulmazlığım yok, isteyen benimle ilgili soruşturmayı başlatır diyor. Yani evet ama yargı varsa başlatır. Sayın Ağar daha geçtiğimiz yıla kadar Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kürt iş adamlarının öldürdüğü davada yargılanıyordu. Ama bir gün bile mahkemeye gelmedi. Bir gün bile. Bakın bir gün bile mahkemeye gelmedi. Avukatların karşısına çıkmadı. Mağdurların karşısına çıkmadı bir gün bile. Kendisine
VIP uygulaması yapıldı. Kapıda karşılandı. Özel gün ve saat verildi. Orada ifade verdi ve çıktı gitti. Bu kadar. Bakın yani en ağır suçla yargılanan, hakkında iddianamede yargılanan Mehmet Ağar Ankara Adliyesi'nde bu şekilde geldi ve gitti. O yüzden kendi oluşturduğu yargıya da güveniyor. Gün versinler beni. Bir şey sormak istiyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. Mehmet Ağar devletin yargısını bile ciddiye dikkate almazken hakkında geçmişte örgüt kurma, infaz, çökme ve para, Ömer Lütfi Topal cinayeti, Nesin Makil cinayeti, Kıbrıs'ta Kutlu Adalar cinayeti, bunlarla ilgili üzerinde gölge varken ve hapse girmişken, bir yıl hapiste kalmışken, peki oğlu niye AKP'den Elazığ milletvekili yapıldı Tolga Ağar? Neydi bunu milletvekili yapan güç, istek ya da irade? Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa değişikliğiyle sonuçta rejimi değiştirdi. Yani başkanlık rejimi dedikleri, yani işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri gerçek anlamda otokrasi olan bir yönetime doğru yöneldiler. Otokrasiyle sonuçta kendi meselelerini, kendi iş meselelerini hukuk içerisinde çözemedikleri için böyle hukuk dışı örgütlenmelere ihtiyaç duyarlar. Mesele budur. Yani Mehmet Ağar'ın yeniden siyaset sahnesine, yani siyaseten değil de görünür bir aktör olarak girmesinin nedeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal tercihidir. Sayın Erdoğan'ın siyasal tercihidir. Bu yapılara ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Bir, yani güvenlik teşkilatı bakımından ihtiyacı var. Güvenlik teşkilatını kontrol altında tutması lazım ve istediği gibi operasyonları yaptırması lazım. Hukuk dışı operasyonları yaptırması lazım bu güvenlik güçlerine. İki, bir vesileyle yani zaman zaman güvenlik güçleriyle yaptıramadığı hukuk dışı işleri organize suç çetelerine yaptırması lazım. Bunu da sonuç itibariyle kimle yapacak? Bu işleri bilen, derin devlet ilişkilerini bilen insanlarla yapacak. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişinde böyle bir gelenek yok. Ama bugün geldikleri nokta, ben hep altını çizerek söylüyorum, eski derin devletin yeni sahibi olmuşlardır. Yani işte Erdoğan iyi, etrafı kötü değil. Erdoğan'ın siyasal tercihi bu. Erdoğan her şeyden habersiz, kulağın üstünde yatıyor, etrafı bunları yapıyor değil. Bu siyasal tercih ve bu yönünde Sayın Erdoğan'ın siyasal tercihinin sonucudur. Ve kendisinin bilgisi de ailindedir. Bilgisi de ailinde olmasa bütün bunlar bu kadar görünür bir şekilde yapılamaz. İşe bakımından da, yani Peker bakımından da, Sedat Peker bakımından da, yani sonuçta kendisinden daha güçlü olan başka bir organize suç örgütü var. Yani kendisinin kızgınlığı bana göre şuradan geliyor. Ya ben size bu kadar çok hizmet ettim. Bu kadar çok miting yaptım. Bu kadar çok sizin adınıza insanları tehdit ettim. Ondan sonra sizin adınıza mitingler yaptım. Oy istedim. Sağa sola şu yardımı gönderdim. Bunları yaptım. Ne oldu da benden vazgeçtiniz yani? Yani biz beraberdik diyordu. Ne oldu benden vazgeçtiniz? Vazgeçmelerin nedeni, yani devlet, derin devlet her zaman aynı aktörleri kullanmaz. Aynı aktörleri değiştirir. Güçlenince, o aktörler güçlenince bir tarafa iter. Kendi aktörleri yeniden çalışmaya başlar. Yeni aktörler çalışır. Yeni aktörler çıkarır. Geçmişte de böyle olmuştur. Şimdi de böyle. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı hukuktan uzaklaştığı için, adaletten uzaklaştığı için ve rejimi otokrasiye doğru yönlendirdiği için bu organize suç çetelerine iç içe geçmiştir. Yoksa bakın, yani bu kadar açık, bilgiye dayalı, yani sonuçta aktarımlar var ve örtüşüyor her şeyle. Peki bizimle ilgili bir söz söylediğimizde harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nerede? Evet, sorulması gereken bir soru. Evet, CHP MYK'sının bildirisine karşı yarım saatte soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nerede? Nerede yani? Evet, bu kadar açık, bakın bilgiler var. Demezler mi şimdi bu açıklamaları yapan işte Sedat Peker aranıyor olabilir. Ama aranması verdikleri bilgilere değersiz olduğu anlamına gelmez ki. Yani o bilgiyi değerlendireceksiniz. Doğru mudur değil midir? Somut olay var. Elazığ'da bir kadın yani işte intihar ettiği söyleniyor. Şüpheli şekilde öldüğü söyleniyor. Veya işte Marina'ya el konulduğu söyleniyor. Ya şimdi Saygı Öztürk de çok iyi bir gazetecilik yaptı gerçekten.
aradım, tebrik de ettim. Bir sürü bilgi var. Bakın, ortalama yurttaşın okuduğunda şüpheyle bakacağı birçok bilgi var orada. O devrilerde, hisselerde, bilmem nelerde falan filan. Ya varacaksınız, götüreceksiniz ABD'ye. Ondan sonra adamı yani el koymak açısından da ihbar edeceksiniz. Hapse atacaksınız. Balovanın tümü gidecek. Bu şey değil ya, mi? Bakın, Azeri evet. İş adamına kurulan bir kumpas, Marina'yı elinden almak için bir şey dikkatimi çekti Sayın Tanrıkulu. Çok önemli. Ben kumpas mı değil mi demiyorum ama şüpheli bir durum var. Bakın şöyle bir şey. Yani ortalama bir yurttaş bakın. Yani Sayın Mehmet Ağar'ın paraya ihtiyacı mı var? Gerçekten. Yani nedir? Parayı ne yapacaksınız? Yani bu kadar tırnak içerisinde itibarlı görevlerde bulunmuşsun. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, yani bu devletin size vermediği paya kalmamış. Ya düştünüz apartman yöneticiliği gibi, var ne yöneticiliği mi ya? Oradan gelecek 3-5 kuruşa mı? Ama derin devlet zaten böyle ayakta durur. Yani bu gücü göstermek üzere ayakta durur. Yani hangi iktidar olursa bakın biz buyuz. Bize muhtaçsınız. İktidarlar hukuktan uzaklaştığı ölçüde bu derin devletin kucağına düşerler. Onlara teslim olurlar. Onları görmezden gelirler. Onları korurlar. Yargı da böyle yapar. Bir bakalım hadi hangi Cumhuriyet Başsavcısıdır da Mehmet Ağar hakkında bir soruşturma başlatacak. Var mıdır Türkiye'de öyle başsavcı? Bizler hakkında soruşturma başlatmak kolay. Hemen başlatırsınız genel başkanımız hakkında, bizler hakkında, muhalifler hakkında. Hadi başlatın da görelim. Sayın Tanrıkulu, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Sol TV'de bir demeç vermiş. Bu demecinde bir şey soruyor. Bu soruyu ben size hem bir hukukçu, hem bu parlamento üyesi, bir milletvekili olarak, hem de bir insan hakları